Boyama alanında faaliyet gösteren teknik boya firmasına konuk oluyoruz. Firma sahibi Nebi Siperi ve firmasını tanıyoruz. Ben bu işi 40 senedir tekstil işiyle uğraşıyorum. Çeşitli işler yaptık. Düğme imalatından tutun, dokuma, örme, çeşitli faaliyetler gösterdik. En son boya sektörüne 2008 yılında aktif olarak girdik ve boyaannem olmadan bu Güngören Merter piyasasında boyada Nebi abi olduk. Şu anda yaklaşık bünyemizde 25-30 kişi çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 25 tane boyacıyla fason işleri yaptırmaktayız. 40 yıldır tekstilin içindeyiz. İşimizde başarılıyız. Ve 59 yaşında olmama rağmen yeni bu işe başlamış heyecanlı içerisindeyim. İşimi seviyorum. Severek yapıyorum. Teknik boya denilince pamuk, polyester, naylon, bütün mamulleri küçük büyük ayırt etmeden boyuyoruz. Bu işi büyük fabrikanın minyatürü gibi yapıyoruz. Nebi Siper başarısının sırrını ekibimizle paylaşırken sözlerine şöyle devam ediyor. Çok çalışmak, azim, gayret, savaş. Benim en büyük özelliğim eğer bir müşteri memnuniyetidir. Evet. Eğer bir müşteri bana bulaşmışsa kurtulma şansı yoktur. İlişkilerimiz yıllarca sürebiliyor. 25 kişi çalışmakta. Bu yeterli gelmiyor. Bu pandemi sürecinde bile biz hiç durmadık. Üretime devam ettik. Kendi bünyemizde yetişemediğimiz için 20 tane boyahaneye fason iş vermekteyiz. Toplam tedarikçilerimizle beraber, fason verdiğimiz yerle beraber toplam 150 kişiye istihdam sağlıyor. Teknik boya firma sahibi Nebi Siper, marka değerini ve hedeflerini anlatıyor. Teknik boya bilinen bir firmadır yıllardan beri. Bugün boya denildiği zaman sayılı firmalardan birisidir. Bu biz kendi markamızı korumak adına işimizi titizlikle yapıyoruz. İşimizi önemsiyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz biraz önce de söylemiştik. Çok çalışmak, müşteri memnuniyeti, servis ön plandadır. Normal terminlerimiz 3 gündür. Ama biz bu normal 3 gün verdiğimiz terminleri 1-1,5 günde teslim ediyoruz. Müşteriye cazip geliyor bu yönümüzde. Nebi Siper, boyama alanında verilen hizmetlerden bahsediyor ekibimize. Kumaş bize ham olarak firmamıza giriş yapıyor. Biz onu ön çalışmalar yapıyoruz. Önce laboratuvar çalışmamız mevcut firma bünyesinde. Laboratuvar çalışmasından sonra renkler oluşuyor. Renkleri müşteriye sunuyoruz. Müşteri onayladığı zaman biz boyama sürecine geçiyoruz ve bir seferde boyanıp çıkıyor. Bu boyanın ham maddesi Çin ve Hindistan'dır. Evet. Boyanın esas ham maddesi ağaç kökünden yapılmaktadır. Evet. %80-90'ı yurt dışından ithal. Şu anda bizim boyadığımız ürünler %100 teste uygun boyuyoruz. Zaten teste uygun olmayan boyalar bizde merdiven altı sayılıyor. Evet. İhracatın yapabilmemiz için
%100 testlere uygun. Bu testler de bizde mevcuttur. Yaptığımız ürünler teste uygun. Bizim çalıştığımız, üretim yaptığımız firmaların %95'i ihracat kökenlidir, evet. Yurt dışı. İç piyasa yaklaşık 10 yıldır çok aktif değil. O yüzden biz de ihracata yöneldik. İhracat çalışan firmaların işlerini yapmaktayız. Teknik boya firma sahibi Nebi Siper, ihracat alanında çalışmalarını ve boya sektöründeki personel sıkıntılarını dile getiriyor. Teknik boya olarak bizim kırmızı çizgimiz asla kötü ürünü biz göndermiyoruz. Biz kendimiz test edip, onaylayıp, renk konusunda akma, salma konusunda her şeyin onayı son aşamadan geçmeden müşteriye malı göndermiyoruz. Bizim sektörde alttan eleman gelmiyor. Çünkü bizim sektör değil, birçok sektörde alttan insanlar yetişmiyor. Yetişmediği için de kalan insanlarla yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim iş için çok büyük, çok büyük sıkıntı. Eleman sorunu yaşıyoruz. Bizim boya konusunda zaten bizim laboratuvar sisteminde çalışan elemanlar zaten bu işin okulunu okuyor. Evet. Kimya bölümünü okuyor. Evet. Bu boyacılığın daha aktif hale gelmesi için okullarda ders olarak görülmesini tavsiye ederiz. Bu işi okuldan başlatmamız lazım. Yoksa bu şekilde alttan eleman yetişmiyor. Bizim firmamızda iş sağlığıyla ilgili her türlü şeyimiz vardır. Güvenliğimiz vardır. Evet. İş güvenliği bağlantılı çalışmaktayız. Evet. Ve bununla ilgili de aidatlarımızı düzenli ödüyoruz. Gereken sağlık yardımını da alıyoruz. Bizim diğer firmalardan ayıran özellikler öncelikle biz müşteri ayrımı yapmıyoruz. Her müşteriye ciddi bakıyoruz. Her gelen işi önemsiyoruz. İşi zamanında gününde vermeye çalışıyoruz. İşimizi titizlik gösteriyoruz. Bizim ayrıcalıklı olduğumuz yön bu yönde. Biz müşterimizin her zaman bozulan işlerinin arkasındayız. Ve biz bunu zaten başlarken taahhüt ediyoruz. Arkasında duracağımızı taahhüt ediyoruz. Binlerce insan bu işi yapıyor. Bizim bölgemizde 350 tane boyacı var. Evet. Bunun çoğu merdiven altı çalışan arkadaşlar var. Fiyatlar konusunda bu arkadaşlar bizim sistemimizi bozuyor. Öyle değişik fiyatlar veriliyor ki bu bizim çalışmamızı etkiliyor. Biz bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Dernek kurduk 2 tane. Evet. Bu derneğin şu anda aktif üyeleri var. Derneğin ismi tam olarak nedir açılım efendim? Güngören Boyacı Yıkamacılar Derneği'dir. Bu dernek şu an aktiftir. Üyeleri 250 üyesi vardır. Avukatından muhasebecisinden başkanının hepsi şu an aktiftir. Bu zaten derneği kurmamızdaki amaç kalıcı olmak. Bu biraz önce bahsettiğiniz merdiven altı çalışanları önlemek. Hepsini bir çatı altında toparlayıp daha iyi hizmet sunabilmek amacımız. Biz Güngören Mertel civarında 350 kişi bu işi yapmaktadır. Biz bu işin daha kapsamlı, daha
kaliteli yapabilmemiz için belediyenin, ilçe belediyesinin, büyükşehirin, hatta devletin bu konuda yanımızda olmasını istiyoruz. Desteklerini istiyoruz. Bu işi geleceğe taşıyabilme adına desteklerini bekliyoruz. Devletin burada bize yapabileceği en büyük yardım bir alan gösterip orada arıtması olan bir yer gösterip bizi bir araya toplayıp orada bu işi daha sağlıklı yapacağımıza inanıyorum. Devletten bu konuda yardım bekliyoruz. Evet. Yaptığımız bu boyama işlemi moda adına. Evet. Eğer moda varsa. Evet. Boya da vardır. Evet. Modayı boyasız düşünmek. Evet. İmkansız bir şey. Evet. Bu boyanın, boyacılığın daha iyi yapılabilmesi için, geleceğe aktarabilmemiz için daha kapsamlı, daha verimli hale gelmesi için biraz önce bahsettik. Onları evet, bahsettik. Devletin, devlet büyüklerinin bu işe el atmalarını bekliyoruz.